Uf yap. Hikmet abi. Hikmet abi. Ayağım takıldı. Ha buraya ben nasıl çıkıyorum? Sen de dedin hani biz siz. He. Şimdi görüyorum. Sesi bu... demiyorum şeyi abi sen diyorsun ya hani bayrağın altından çıkıyordu. Ya ne davet işte, dedim hani sizin davet de ben sana dedim mi bizim davetin çok fark vardı. Evet. Sizinki hem daha güzel hem daha kuvvetli. Hem de teknolojiye de. Demek ki var ya tövbe olsun. Bak dediğim gibi biz biraz daha kalsaydık. Bir iki dakika gibi bir şey kalsaydık. Evet. Hani yanlış anlamıştı dedin ya. Hani abi ben sana hani çıkmasaydık. O bize aynen bizi kendine bağlayacak. Abi o bir şeyler yapacaktı. Yapacak. Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda gene Hikmet abiyle beraberiz. Hikmet abiyle geçenki yaptığımız davette Hikmet abi. Geçenki yaptığımız davette bayağı bir etkilendik ikimiz de. Bayağı sen bir. Kustun mu abi? Kusmaya çalıştım. Evde kusmadın değil mi? Evde mide bulantısına geberdi. Öyle bir abi öyle bir koku vardı ki benim içimde böyle nefesimde, ciğerimde, böyle ağzımda acayip o koku taştan gelmedi. Taştan gelmedi. O kokuyu saldı. Saldı kendi yaptı. Kendisi yaptı. Abi bu eski büyücülerin yaptığı şeyler var. Hani leş, ondan sonra hayvan leşi, hayvan bağırsağından büyü müyü yapıyorlar ya. Bunlar o leşeleri çok sever. O kokuyu artık bize ne için verdi? Ne için verdi Ömer? Ben sana bir şey diyeyim mi? Belki senin aklına yatmaz ama eğer ki biz o daveti bir dakika daha uzatsaydık, hani bilemedi iki dakika daha uzatalım. Abi bu... Bize aynen hani kendimizi, hafızamızı bizim kaybettirecekti. Aynen öyle. Biz de orada kitabı bırakacaktık. O şekilde kaçacaktık oradan. O da kitaba sahip çıkacaktı. Hah, alacaktı, kaybedecekti kitabı. Hepsinin zincirleri kopacaktı. Hepsi serbest kalacak. Abi benim içimden bir his hani dışarı çıkın şeyi geldi. Ha, sen dedin ya çıkalım çıkalım buradan. O bana ya benim evin içinde ölüme resmen bir yeşillik gözüktü. Sonra o yüzden dedim hani bir şey beni dışarıya atıyor. Evet. Ben sana o yüzden dedim çıkalım çıkalım. Ama tam zamanda çıkmışız yani değil mi? Ya diyorum ama benim tahminim eğer ki 1-2 dakika geç kalsaydı evet. Bizi tamamen hani ne diyorlar hipnotizmamız var ya. Evet bizi hipnoz edecekti. Bizi o şekilde bağlayacaktı. Abi böyle bir davet şimdiye kadar ben görmedim. Böyle bir yani gerçekten dünyada ilk desem belki de gerçekten odur doğrudur yani dünyada ilk desem bu davetimiz bizim çok değişik oldu ya. Yani, çok farklı bir de seninle yaptık onu. Bir de yani tam da hani sonunu da yapamadık. Sonunun ne olacağını da bilmiyoruz. Yapamadık evet. Yapamadık. Çünkü o çok bizi etkilediği için yarıda bıraktık. Ya, abi şu an gizemlisin. Sen herkes merak ediyor. Hikmet abideki gizem ne? Arkadaşlar Hikmet abideki gizemi ben de araştırıyorum. Abi ne var sende gizem? Hiçbir şey yok. Bir şey yok değil mi? Yok. Üstünde bir şey yok. Hocamla senin verdiklerin var canım. Onları var. Hocanın kitabı. Yok yok. Şimdi ama, Hikmet abinin üstünü mü arayalım? Ne yapalım yani? Gizemli bir abimiz. Abi şimdi ben Hikmet abiyi çok seviyorum kendim. Allah razı olsun. Şimdi yazıyorlar bazı arkadaşlar diyor Hikmet abi seni kötülüğe, Hikmet abi seni işte şeye sürüklüyor, tehlikeye falan öyle bir şey yok. Ya tehlikeye sürüklesen benim burada çamura çora ne işim var ormanda, bağda, bahçede? Hiçbir işi yok, hiçbir menfaati de yok. Yok canım, Hikmet abi tecrübeli olduğu için bazı şeyleri bana söylüyor. Tamam bazı şeyleri hani diyor ki denemek istedim ama kötü bir şey olmayacağını bildiği için. İlla ki. Kötü bir şey olacağını bilse bana der mi? Yanmak mı istiyorsun söyle bakayım. Ya hani ben merakımdan sordum. Ha, şimdi biliyor bana bir şey olmayacağını o yüzden diyor ki söyle bakayım diyor. Ama o akşam ben korktum. Hani korktum sen dedin ya bunu sallanırken Hikmet abi sana gel dedin ya. Aha. Eyvah dedim bu bana bir tane çakarsa herhalde ben gittim dedim ben. Aklıma geldi bak yalan yok. Gerçekten öyle. Şimdi o zaman şey yapalım boynuzu çağıralım sana vursun. Yok yok çağırma. Çağırmayalım mı? Çağırmayalım. Ya da boynuzuya çağıralım da sen yanmak mı istiyorsun da? Çağıralım dedim de. Ha. Ya benim evde biz daveti anahtarı kitapta yaptık ya. Evet abi. Ya şimdi yanlış anlamasın kimse de. Hı hı. Yengen dün akşam odada dedi bir karaltı görmüş çocuk var dedi. Allah Allah. Ya ben korktum. Hı. Şimdi. Senin evin şeyli abi okunmuş. Ha, okumuş ama bu dua okunan dua kilitli hani anahtarı kitabın evet. Acaba tesir etmedi mi? Ben sana diyorum kardeşim hani eğer ki bunun bir duası varsa abi bunu sevin gel şu benim evimi okuyalım. He okuruz abi. Okuyalım çünkü hani anahtar kitabında bir içine bir dua var. Ben biliyorum evet, çünkü okuyorum. Evet biliyorum o duayı. Abi gel bir okuyalım.
Çünkü ben tamam gerçekten pikniklendim. Şimdi Hikmet abinin evi okunmuş bir yerdi. Yani koruma altında aslında daha doğrusu. Hikmet abinin evinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tedbir alırsın ve o tedbirin daha üstünde başka bir şey olur. Daha büyük bir tedbir alman lazım. Onun gibi bir şey. Aynı onun gibi. Ha, çünkü yeni bir tedbir okuruz abi beraber gideriz. Gözünü seveyim. Çünkü yengen ya dedim bir şeyler gördüm. Karantı mantı da benim ufak çocuk da görmüş onu. Evet. O ben aklım hiç benim gelmedi ama. Abi güzel bir koruyucu yazarım. Oraya yazarım kardeşim. Güzel de bir okurum temizleriz. Hani biz zaten bir şey yoktur da. Ya yok ama. Vesvese olmasın. Ya hani tamam. Görünmesin olabilir. Doğru söylüyorsun Allah abi. Allah korusun hani. Ya. Doğru söylüyorsun. Olur mu olur Allah korusun ama ondan korkuyorum. Evet. Olmaz. Gözükmez. Gözükmesi mümkünatı yok. Yani gözükse zaten bize gözükecek. Ha, yani çocuklar belki korkar mı? Korkar diye. Çünkü hani çocuk demiş ki anne demiş bir karartı gördüm. Evet. Camda. Ha. Tamam abi. Tamam ben anladım. Ben anladım. O iş bende. O iş bende. Arkadaşlar şimdi bir tane davet var benim kitabımdan. Kenteme Kenteme diye yazıyordu. Kenteme bir Ketemciler Kralı'nın daveti vardı. Ketemciler Kralı'nın bir cini vardı. Onun daveti vardı. Ona benzer. Kenteme. Kenteme Kenteme. Duydun mu abi daha önce? Hiç duymadım. Kenteme Kenteme yazıyor. Başka bir şey yazmıyor. Davette şimdi yapılacaklar, okunacaklar. Hadimin geldiği zaman yapılacaklar. Onlar yazıyor. Kenteme Kenteme. Şimdi Kenteme Kenteme'yi çağıracağız abi. Bir deneyelim bir bakalım. Ne gelecek? Nasıl bir şey olacak? Korkunç bir şey mi gelecek? Hani dayaklı köpekler mi gelecek? Bana aklıma ona geldi. Ben biraz ürperdim. Hani şöyle yani ürperdim belki hani. İşte hani bir de sen kitabın dediğin ya şimdi. Evet. Sen davet kitapta davetle nasıl? Tehlikeli abi mi? En tehlikeli senin verdiğin kitaptakiler. Yok, senin bana verdiğin kitabın hepsi tehlikeli. O bitti. Ya, açtırmayız mı? Şimdi o zaman benim davetten Kenteme Kenteme'yi yapalım. Bir bakalım ne göreceğiz? Ne gelecek? Ya onu tamam da. Gene bu hani söz verdik ya. Evet. Bize, hani İncil Acibine şu bir daha mum. Korkuyorum da. Tövbe olsun korkuyorum da. Ha, şu daveti dışarıda yapalım diyorsun. Önceki yaptığımız daveti. Ha yok hani bir yere gittik de. Ha. Hani seni gören bir yer vardı ya. Hani, tamam. Senin ilk gittiğimiz yer. Ha orada İncil Acibine hani baktık dedi ki ya evet. Bunun yerde bir şey var. Hah. 7 tane mum. He orası. Orayı tamam. Ya sağlam bir hani 5 kişi olsak. Sağlam bir davet yapalım orada. Ya da 3 kişi olsak sağlam bir davet. Olur abi. Olur. Bir dahaki videomuzda da öyle bir şey yaparız. Yani orayı çünkü seyircilerin hani sen de dedin ya bana istediler. Ahmet evet. Abi istiyorlar diye. Evet dış çekim olarak istediler. Biz içeride yaptık mum davetini. Arkadaşlar mum davetini biz bir dahaki davette ya da yani bir dahaki davette demeyeyim de çünkü bazen program karışabiliyor. Oradaki o incirin altındaki mum davetini Hikmet abinin gösterdiği sert yer var ya belki de büyük ihtimal altında mezar odası var ya da bir lahit var. Onun üzerinde bir davet yapacağız. Önümüzdeki videolarda olur. Yapalım. Onu yapalım. Hani biraz hani güvenli adam varsa evet. Mesela kim neydi o? Onur mesela. Onur gelir. Olur. Abi başka kimseyi getiremeyiz. Ya Onur gene hani yumruk yerse gene evet. Onur bizden sağlar. Onur'a göster. Onur abi, gösteririz onuza vursun. Onur'a ne kadar vursun Onur'a bir şey olmaz. Onur'un şey yapalım. Ona bir şey olmaz. Abi o zaman arkadaşlar o zaman videomuza geçelim. Kenteme Kenteme'nin davetini yapalım ve bakalım karşımıza ne gibi bir cisim çıkacak. Hadi hayırlısı. Hadi geçelim. Hadi bismillah. Hikmet abi az kaldı. Şuradan gidince aşağıya doğru. Yani. Bugün de acayip rüzgar var ya. Ya bugün rüzgar var da benim memleketimi benden iyi biliyorum. Nereden bulursun böyle yerleri? Abi. Ya sen hiç böyle taştırmak için yol bulamadın mı? Yok hep böyle toprak, çakıl, işte çamur. Böyle bataklık, ne bileyim. Tam macera peresin Ömer kardeşim. Vallahi biraz öyleyim abi. Vallahi helal kenteme, olsun. Kenteme Kertenkele mi? Ne ismi? Kenteme. Ha Kertenkele. Yok ben de Kertenkele. Ha aklıma benim nereden geldi Kertenkele? Kertenkele değil mi? Ha Kertenkele. Hala mı aklıma oldu bunu Kertenkele. Kenteme Kenteme abi. Ne demek bu? Abi davette ben incelediğimde Kenteme dedi. O da şeye benziyor bir. Yani hani yardımcı hüddamlar olur ya. Heh. Yardımcı hadimler. Aynı onun gibi bir şey. Ama tehlikeliymiş o da. Kenteme. Herhalde şey ya o da ecnebi artık. Bu en son kadar tehlikeli değildir herhalde. Yoktu. Onun kadar da değildir abi. Değildir ya, abi değil. En sonki çok berbattı ya. Ya en sonki Mender, Arçula, Oleşka'dan da tehlikeliydi. Abi, görmüyor musun? Acayip şeydi ya. Neydi öyle? Sen o sözüne de bayağı gülmüşler abi. Hangisine? Hani sen demişsin ya Arçura, Oleşka bunlar diyor. Fasafiso bunun yanında Ömer. Ama hakikaten Ömer kardeşim. Gerçekten Fasafiso. O neydi öyle? Abi çok kötüydü ya. Biz görmeden biz bunları yaşadık. Ya bir de görseydik. Evet. Artık hani sonunu hiç
hani düşünmemek istemiyorum. Abi kim bilir ne geldi. Onu çok merak ediyorlar. Diyorlar ki o geleni görmek istiyorduk. Geleni görmek istiyordunuz ama yaşadığımız tehlikeyi görmediniz mi değil mi? Ama ya gelse bunu zaten bu ekran gösteriyor bunu. Gösteriyor. Gelseydi görünür de ev küçüktü diye işte abi. Alan dardı. Ömer bir de belki de geldi de hani şeyin çok güçlü de acaba ondan mı yapamadı? Yani göstermeyebilir mi? Olabilir mi? Olur Ömer niye? Hani ben tam bilmem de hani şey olarak yani bir teknoloji olarak tam bilmem. Yok yok gösterdi abi gelseydi kesin görürdü. Kamera çekerdi yani. O niye biz alan dardı ve var üstümüz abi. Bir de ben sana şunu söyleyeyim abi. Vef küsümüzeydi ya. Hı. Geldiği zaman parçalandı o. Acaba? He. Abi bize saldıracaktı. O yüzden hani saldıramayınca parçalandı abi. Yaklaşınca parçalandı. Çünkü benim dibime kadar geldi. Ondan sonra kanman olayı çıktı. Dikkat ettin değil mi? Ya ama benim sırtım çok kötü oldu benim. Halen ağrıyor. Sırtın değil mi? Halen ağrıyor. Abi çok kötü bir enerji verdi. Yani ya. Çok böyle bir şey yaptı. Hani sıkıntı verdi bize. Demek ki var ya tövbe olsun bir bak dediğim gibi biz biraz daha kalsaydık 1-2 dakika gibi bir şey kalsaydık. Evet. Hani yanlış anlamıştırdın ya hani abi versen hani çıkmasaydık. Aha. O bize aynen bizi kendine bağlayacak. Abi o bir şeyler yapacaktı. Yapacaktı. Yani. Demek ki bazen hani aklımızın içimizden kalbimizin sesini dinlemek lazım abi. Çünkü ben içimden hissettim dedim ki çıkmamız gerekiyor buradan. Ya, halen kafamın şey yapmadı şu. He. Dura bataklık herhalde abi. Bak ben bulsaydım sana bak otoban gibi yol bulurdum. He. Abi işte. Ben mekanı gösteriyorum. Sen yolları tanıyorsun. Ama buraları bilmiyorum. Buraları bilmiyorsun değil mi? Ah, buraları bilmiyorum. Abi şöyle o taraf nasıl? Şu taraf. Karşı taraf. Bak işin gördüğü kadarıyla iyi. He. Gerçi burada iyi. Olur. He şurada burayı ya abi. Bataklığa düşmeyelim de. Başka bir sıkıntımız olmaz. Bura bataklık ama sanki şurayı iyi şura. Ha burayı iyi. Aynen burayı iyi. Burası çok yaprak haşır hışır ediyor. Ha. Tam böyle. Güzel mi? Aynen abi. Ya gene kertenkele diye isim geliyor. Neydi ismi? Kenteme. Kenteme. Kenteme kenteme. Kenteme kenteme yazıyor. Kenteme kenteme. Aha, kenteme. Ne ki bunun manası? Kenteme kentemenin daveti diyor. Kenteme abi tasvir de yok. Allah. Çünkü tasvir olur genelde mesela çizim olur. Ama çizim yoktu. Ya biz halen biliyor musun Ömer? He. Hep o üç kardeşi biz hep büyük zannediyorduk. Demek ki sana verdiğim kitaptan evdeki kitap belki 10 değil, belki 100 kat daha güçlü. Olabilir abi. Daha da güçlüdür. Ben o kitabı şöyle bir şey yapalım. Hı. Gerçi hediye de hani bir şey olarak emaneten bırakıldı hocamızdan. Evet. Diyecektim hani gönder bunu dayına. Ha dayıma göndereyim. Ha, abi kopyasını çıkardın mı? Ha çıkardım. Ha dayıma göndereyim ben onu. Gönder be kardeşim. Bunu da gerçekten ben bile hani artık kitaptan da korkmaya başladım ben. Evet. Hani evli bile hakikaten uğursuz olmaya başladım. Daima göndereyim şifre çözsün bizi bir şey yapsın bilgilendirsin. Bir bilgilendirsin. Evet. Olur abi olur yollarım. Çünkü ben şeyini aldım. Kopyasını çıkardım. He. Hem de taratarak çıkardım. Hepsi şeyde hem flash liste var. Hem de pdf olarak çıkardım hepsini. Ya ne kadar çok şey var. Amblemler var. Var var. Rakamlar var. Abi. Var. Yazılar da zaten Osmanlıca abi. Osmanlıca değil mi? Aha, Osmanlıca. Demek ki kaç yüz yıllık kitap. Evet. Abi rahat 200 vardır. 200 rahat vardır. Rahat vardır. Evet. Tenteme tenteme. Bura uygun abi. Uygun. Abi bak ne güzel yamaç. He. Bak. Ömer baya yakışıklı görüküyor ha. Güzel çıkıyor mu? Ha ya. Abi burası çok iyi. Ha? Bu bölge bu yamaç çok iyi. Yamaç işte. Biz hep yamaçta yaptık Ömer hocamızdan. Hep yamaçta. Benim, abi o benim tuhafıma gidiyor. Şimdi şöyle. Hani tepenin arkasından çıkıyor diyor hep böyle. Yamaçta yaptığınız zaman arkadan öne doğru çıkıyor. Arkadan öne doğru. Ya Agav kendisi çık ama biz göremiyorduk ki. Hocamız hep çektirdi. He. İşte diyor mu ömrüm hayatımı iki mi üç mü neydi? Dedim ya. Evet. Biz siz bir de kara hani siyah
gece de karanlık. Karanlığın içinde bir gölge resmen belli gölge oluyor. Gölge gibi çıkıyor. Ha, gölge gibi çıkıyor ama abi resmen anlıyorsun. Onda da vardır bir şifre ya da bir oranda bir şey vardır ya hani. Niye öyle şey, o şekilde yapıyormuş acaba? Ya, değil mi? Ömer şimdi... Acaba sizin için mi? Siz varsınız tedbir olsun diye mi o şekilde yapıyordu? Ömer tamam da sen de dedin hani biz siz. He. Şimdi gördüm. Sizi demiyorum şeyi abi sen diyorsun ya hani bayram altından çıkıyordu. Ya ne işte, dedim hani sizin davet de ben sana dedim mi bizim davetin çok fark vardı. Evet. Sizinki hem daha güzel hem daha kuvvetli hem de teknolojiye dayanık. Belki bizim zamanımızda böyle bir şey olsaydı belki biz de çok gördüydük. Olabilirdi abi. Belki bilemiyoruz ki. Görüyordunuz abi. Ama bilmiyorduk ama nerede olduğunu. Aynen. İşte bir sefer işte o tam net bir ses çıktı. İşte benim arkadaşım anlattım ya yani erkek bir işte. Evet. O da bir meşarcı gibi güp diye düştü aşağıya. O odur budur hala yatıyor. Vallahi abi Allah şifa versin ne diyelim amin, ama. Amin kardeşim ne diyeceğim. Bakalım şimdi davetimizi yapalım o zaman abi. Burada yapalım bakalım kenteme kenteme kimmiş. Nasıl bir mahlukat gelecek. Bizi ne karşılayacak. Hiç bilmiyoruz abi. Şöyle bir tarama yapalım. Hakikaten abi, güzelmiş ya. Evet. Hikmet abi bir şey soracağım ya. Buralarda domuz var mı? Yaban domuzu. Olmaz mı? Ben o kadar çekim yaptım. Hiç denk gelmedim. Dedim acaba yok mu acaba bu bölgede? Abi, o var. Onun var değil mi? Domuz avcılarımız var. He. Ben bile gittim domuza. Sen de gittin domuza. Abi gittim. Domuz vurmaya değil mi? Vurmaya gittim. Bitine geldi. Ömrümde hayatımda. O da attım mermim patlamadı. Allah Allah. Ha? Vuramadın. Aa, vuramadım. Patlamadı ki mermi. Öyle kaldı. Baya var mı buralarda? Tehlikeli ama değil mi? Olmaz mı? Hani daha dağlara doğru çıkırsan ganimet domuz var buralarda. Ayı bile var. Abo. Abi desene ben o zaman hep şans üzeri tek başıma geldiğim zamanlar hep şans. Ben sen tek başına nasıl çekim yapıyorsun? Abi işte. Hani normal. O cesareti nerede buluyorsun? Hani demek ki dualarından buluyorsun diyorsun. Evet abi. Allah koruyor. Abi Bismillahirrahmanirrahim duası var ya. Ha var. Ha Bismillahirrahmanirrahim duasını her seferinde 3 defa okuyorum. Kazadan, beladan, böyle yırtıcı hayvanlardan, ondan sonra kötü mahlukatın şerrinden, hepsinden koruyor abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ömer, o duayı okuduğun zaman da öyle bir tehlikeli karşı karşıya geldiği zaman acaba insan aklına o duayı tam okuyabilecek mi? İşte şeyden önce abi, ilk mesela bu işe başlayacaksın ya, 3 defa okuyacaksın. Öyle başlayacaksın işine. Biz okumuyorduk, hocam her şeyi yapıyordu. Bize de şeyleri veriyordu. Aynen. Duaları. Tamam. Kormaları sadece veriyordu. Bekliyorum. Her şey hocanın elindeydi. Evet. Bak sen öyle değilsin. Sen ben bana da okuyorsun. Evet, kendine de okuyorsun. Ben seni de korumaya alıyorum. Kendimi de korumaya alıyorum. Çünkü bu işler şakaya gelmez abi. Çok öyle bir şekilde bir gafil avlar adamı. Evet adam mahveder abi. Evet abi burada daveti ben yapayım. Kenteme kentemenin davetini. Bakalım kenteme neymiş ya. Arkadaşlar bu dua koruyucu duadır. Bu duayı yatmadan önce bakın sabah 3 defa okuyun. Gece yatmadan önce de 3 defa okuyun. Her türlü kazadan, beladan, sıkıntıdan, mahlukattan, şerrinden korunursunuz. Şimdi davete geçebilirim. Ben tutayım ben ya. Abi şöyle bir tutsana orada bir şey var ben gideceğim oraya bir. Nereye? Şöyle tut abi sen şey ha böyle şöyle da böyle tut. Bir dakika dur abi. Kurbağadır. Gözlerin parladı. Parlak bir şey yürüdü böyle bu şekilde bu tarafa. Oo fare kurbağa ganimettir.
abi şu an davet aç. Bana bak, ben kurban kurban dedim ama ben davet açık aç bunu zannettim ben. Davet açık abi. Ama gerçi fener açıktı. O gözükmüş. Fener açık. Yok, fener açık da görünmez. Tamam. Şimdi feneri kapatacağız, bakacağız kenteme davetinin amacı neymiş. Bakalım. Arkadaşlar bataryamız bitti. Tekrar döndüm arabaya. Hikmet abiyle beraber bataryayı geri aldım. Bu kadar yolu bir daha geri geldik, bir daha geri iniyoruz. Evet Hikmet. Bataryası unutur mu? Abi ben şarjın bu kadar az olduğunu bilmiyordum. Evet. Daveti tekrar kapattım, tekrar açacağım şimdi. Sen evde gel kontrol etmedin mi? Abi evde gelirken vardı da iki tane yedek batarya dolu zaten onlar. Biz şimdi ilk açılışta ben değiştirecektim onu. Açılışta açtık geldik. Unuttun. He. Çantada, arabada küçük çanta. Batarya da onun içinde. Hayırlısı olsun. Vardır bunlara bir hayır. Vardır bir hayır, evet. Evet abi. Abi şimdi davete başlayayım. Abi şimdi bu kenteme davetinde şimdi kılavuz olmadığı için ne çıkacağı belli değil. Biz şimdi onu bilmiyoruz. O yüzden tehlikeli olabilir abi. Aklında bulunsun. Daha önce hiç ne yaptın? Ne ben şey yaptın? Daha önce hiç yapmadım kenteme. Daha önce duydum hani ketemciler. Bunu bölümünden yaptın mı? Bunun bölümünden yapmadım. Ketemciler kralı vardı kenteme diye. Bu kentemeyi de ona benzettim ama değil. He, kılavuz olsa tasvir falan olur. Tasvir de yok. He, o yüzden ne olacağı belli değil. Bakalım ellerine çıkacak karşımıza. Abi şu an davet açık. Sen bir şey görebiliyor musun abi? Normal, çıplak gözle. Bakıyorum, araştırıyorum. Oo Hikmet abi gel. Bak. Hadi. Bana. Ben şimdi gördüm. Şuna bak. Kömür gibi lan. Aa, simsiyah abi. Ha? Abi şunun kafaya bak. Bu biraz mazluma benziyor. Abi yok tehlikeli bu. Kemteme. İsmin Kemteme mi? Şuna bak abi. Onun ağzı mı yok bana mı? Üf dişlere bak abi. Ağzından simsiyah bir şeyler çıkmış bak. Tövbe estağfurullah. Hey! Görevin nedir? Ne iş yaparsın? İsmin Kemteme mi? Ömer, saldırma abi. Abi. Hareket. Abi hareketlere bak. Sallanıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah ekber. Abi. Bir şey yazsana be abi. Işık. Of. Sen mazlum dediğine baksana abi. O nasıl bir mazlum öyle? Mazlum ha. Ne oldu? Ne dedik ki? Ben bir şey demedim. He? Ben zaten bir şey desem bir şey yapmaz ki. Aha. O dişleri miydi onun ya? Dişleriydi. Ağzının içinden fışkırıyordu, bir şeyler fışkırıyordu. Simsiyah. Tövbe estağfurullah. Kömür gibi davet. Allah Allah. Lan buna bak. O kelimeyi de söylemedin ha. Abi sana vurdu mu? Bir şey oldu mu? Bir şey hissettin mi? Sanki bir şey geldi üstüne. Rüzgar gibi bir şey geldi. Büyük bir şey vurdu değil mi? Ha, aynen. Hani vakum. Ha, basınç. Aynen. Basınç. Ha, basınç. O geldi. Demek ki bugün dayağı sen de yiyeceksin abi. Allah Allah. Kendi mi? Ya ben belki ben barışırım ya. Belki bir şey olmaz ama. Ben ne bileyim ben hani.
Çünkü hani üçüyle bir alakası yok ya. He. Belki bir şey ama söylemek istemiyorum. İki gün önceki de alakası yoktu ama. Abi yok abi, bunlara güven olmaz. Abi bunlar öyle bir tehlikeli ki. Eğer ki en ufak bir hata da kesinlikle affetmez. Çünkü o simsiyahtı ya. Simsiyahtı he. Bir kere biz işte öyle karanlık için öyle bir siyah çıktı işte. Siyah. Hani, hani benim demek istediğim oydu işte. He. Öyle bir siyah çıktı. Şey gibi abi. Hani. Bacanın isi olur ya, is. Ha aynı is gibi. Aynı gibi. Siyah da aynı şu, bunun gibi. Abi şurada çıktı değil mi? Tam şurada. Abi geldi ya. Bir gel bakalım abi. Bundan sonra her çıktığı yerlere bir bakalım mı? Geçen mesela bakmadı. Bak şurada çıktı. Peki. Var mı bir şey? Abi ben burada bir davet yapmıştım. Burada? He. Burada bir davet yaptım. Sen o yüzden buraları biliyorsun. Buraları biliyorum he. Kral geldi, kral. Bana ne dedi biliyor musun? Kan lazım dedi. Kurban lazım dedi. Sonra kafası kesik bir fare buldum. Tam onun bulduğu olduğu yerde. Tamam, kralı ben duydum. He. Kral davetini biliyorsun değil mi? Ama şeyde çıkıyor. Şu ufak dereye takılıyor. Heh, dere kenarında çıkıyor. Bu dere mi var? Dere var. Dere şu aşağıda. Şu aşağı tarafta bak. O aşağı kısımda. Ha. He. Allahu Ekber. Abi nerede? Seslere bak. Şu kapatalım abi. Çakal yavrusu değil mi? Yok yok abi. Kentepe, kentepe işte. Nereden geliyor ses? Ben de bir. Önünden geliyor. Abi. Aha işte işte işte. Hadi. Bak bak bak. Oo bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyor bu? Ne bileyim Ömer. Allahu Ekber. Köy başa zikir mi çekiyor? Bak bak abi. Abi bir şey yapacak bu. Yap. Hikmet abi. Hikmet abi. Ayağım takıldı. Ha buraya ben nasıl çıkıyorum? Ay Hikmet abi. Abi. Dur. Kamera şahane. Abi oradan arıyorsun. Orada, oraya nasıl çıktın? Ne bileyim işte. Ocağın içine girdim. Ulan demek. Milli sporcu olsa rekor kıracağız ben. Tutsana bir şuraya bakayım. Ne? Şuraya şuraya. Ne? Sen çıktın yere. Dur. Ha. Abi tuttuğun yeri vardı ya. Dur. Buraya mı? Dur abi öyle dur. Öyle dur. Allah Ekber. İşte de gözükmez tamam, ki tamam, tamam abi bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Beni de korkuttun ha. Abi bu ne kentene ya? Kentene müdür? Kertenkele müdür? Nedir bu ya? Kenteme. Abi kenteme. Kapatıyor. Kapat abi. Şimdi yanında boynunda çıkar. Buna soru da sorulmuyor. Abi bizim bir şu an eksik bir şeyimiz var biliyor musun? Niye ben Vefki bir türlü bitiremedim. Yeni Vefki. Işık yaksana bir abi. Bitiremedim ha. De. Abi yeni Vefki bir türlü daha bitmedi bak. Şimdi yeni Vefki bittiği zaman bu saldırma maldırma olmayacak. Biliyor musun? Ha. Ben çünkü senin verdiğin kilide göre, anahtara göre ha. Bak bu senin davette değil. Bu kemtebe kemtebe. Ben kılavuzu olmayan bütün davetlerden hep böyle çekinirim biliyor musun? Yani yeni bir vefk yapacağız. Benim vefkim daha hemen hemen geçen hafta bitmesi lazımdı. Onun belli bir saati var biliyor musun? Mesela hani güneş batmaya yakın, güneş doğmaya yakın şeyler var onun. İşte perşembe günü şu yazılacak. İşte ikinci cuma şu yazılacak. Sabah vaktinde de vardı o. Evet. Aynısı abi, mı? Aynısı. 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 Onları yazmam lazım. Ben biraz tembellik yaptım, yazmadım. Zaten bir şey olmuyor dedim. Yani şimdi o vefkleri bitirmek lazım abi. İki tane var. Seninki koruyucu abi, koruma. Koruyucu. Bir benim verdiğim vefk. Bir de hocamın vefki. Bir de hocanın verdiği vefk. Abi ben şimdi yeni bir tane yazıyorum. Senin verdiğin kitaplara karşılık. Şebeke çekiyor mu ya abi burada? Kalsın boş ver. Korktum ya. Ya şimdi o bu yaratık. Aha. O zaman sana daha çok gene musallat olacak. Abi işte o yok diye böyle saldırabiliyor. Böyle sıkıntı yapıyor. Yani o olsa
Şimdi o vefk olsa, ben aynı bunu buraya yapmışım ya, tamam. Takmışım buraya. Şimdi öbürü olsa, öbürünü de mesela iki taraflı takacağız. Yani biri burada olacak, biri burada olacak. Birisi doğru, biri sağda, birisi solda olacak. Çiftleşin, sana da o şekilde vereceğim. Biz ondan sonra davetleri yapacağız. Şimdiki yaptığımız davetler o yüzden bize böyle sıkıntı veriyor. Yani şöyle söyleyeyim, set yok, set. Yani benim anladığım şu, bunlar atıyorum, misal diyeyim, hani 4-5 çeşit, hepsinin koruması ayrı. Hepsinin ayrı, benim bu yaptığım anahtarlığının şifreleriyle yaptığım vef mesela bir. Tamamını kapsıyor. Ha, o bir. Tamamını kapsıyor yani. Ha. Allah Allah. Aha, bir şey daha öğrendim. Bak. Bak, bir şey daha öğrendim. Abi ben bayağıdır yazıyordum da işte, geliyordum buraya tek başıma, hep diyordum Hikmet abinin verdiği kitaptan. İşte şu var, Hikmet abimin verdiği kitaptan. İzleyiciler biliyor yani, bizim arkadaşların hepsi biliyor vefkin daha tamamlanmadığını. Ama senin haberin yok tabii, sen ben çünkü... Ben bilmiyorum, ben şimdi duydum lan. Sen bilmiyordun abi. Yok. Senin haberin yok. Bir senin verdiğin bir hocamın, başka yok. Ha. Yok. Yani içinde ne yazıyor, köy bozu, onu da bilmiyorum. Yani benim o şeyim yok, onu okumam yok. O yazma şeyim falan yok. Yok, yok. Ben alfabeyi zaten zor yazıyorum. Abi bir mide bulantısı. Mide bulantısı sende de var mı? Ömer, midem hala kendi ok ok. Koko o değil saldı mi? Ömer, onu saldı. Abi sanki şimdiki çıktığında da böyle o bir psikoloji yarattı bize sanki yani. Bak diyor mu, 1-2 dakika daha kalsaydık, he. İnanır mısın bak, bozsun var ya, 1-2 dakika daha kalsaydık, evet. O bizi neydi, hani hipnotizme edecekti. Biz affedersin salak salak davranacaktık, biz o korkuyla oradan kaçacaktık. Abi bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bak abi, şimdi yani her musallat, yani her musallat öyle şey değil. Hani mesela işte kendini parçalarsın, delirirsin, kafayı yersin, o şekilde değil. Gelir sana öyle bir hipnotizme yapar ki. Mesela sana bıçak çektirir. İşte karşındaki arkadaşını sana vurdurur. Ondan sonra sana öyle bir şey etkile, bir etki yapar ki. Hani intihar edersin. Ne bileyim, bir yerden atlarsın. Yanındaki sana canavar gibi gösterir. Birbirimize de düşürebilirdi yani bize. Her marifet var onlarda şimdi. Çok dikkat etmemiz lazım abi. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Amin inşallah. Abi ışığı söndüren buralarda o. Temtemeşe. Ya ben bunu hep unutuyorum Ömer. Işık kapalıyken geliyor ya. Abi o kadar hep bak. Hep unutuyorum işte bak. Genelde abi ışık açıkken bakmıyorum sağa sola, hiç yok. Ama ışık kapatınca görünüyor. Temteme kafa. Sen bu ekrana bu kadar bakıyorsun. Evet. Hiç başın dönmüyor mu? Abi bazen dönüyor. Dönüyor değil mi? He şöyle dönüyor. Sen bana baktırıcıksın. Senle beraber dönüyor mu? Sen... Hakikaten dengemi kaybediyor. Başın dönüyor değil mi? Ha, başım dönüyor. Abi bakıyorum da. Hayır, bir de merak ediyorum. Merak ediyorsun değil mi? Ya, çünkü çok güzel bir şey. Abi aynı şey gibi işte. Gözlük var ya, bazı yazıları görmeyen polarize gözlük var. Abi benim gözüm öyle ama. Seninki polarize değil mi? Aha. Aynı onun gibi. Polarize mesela harfler var, onları gözlüğünle tek görebiliyorsun. Abi gel gel. Bak. Nerede? İşte. İşte bak abi. Abi bakar mısın? Kapkara ya, simsiyah. Kafaya bak. Kemteme. Sakin ol. Kemteme, nereden geldin buraya? Hangi ülkeden geldin? İsmin nedir? Kaç yaşındasın? Abi cihaz şu anda çıktı. Cihaz kaydediyor ben sonradan. Şu an seni. Anlamıyoruz. Şu an seni anlamıyoruz. Sonradan anlayacağız. Ona göre konuş. Diş mi abi onlar? Ömer diş. Ağzının içi dolu kıl. Görüyor musun? Bir şey var onda. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak abi. Kafaya bak. Ne böyle? Bir şey yapacak bize. Bak gene sıçrayacak herhalde. Aha durdu. Ama durdu. Şimdi sana diyeceğim ki, ama demiyorum ya. Niye abi? Merak ettim de. Abi kendi, yok ya söyleme. Şimdi yanlış anlarlar, boşver. He. Bu kelime var ya. Abi belki bir şey demez. Bir de bakayım. Bana bak. Yanmak mı istiyorsun? Abi demedi. Ha? Onlardan değil Ömer bu. Bu onlardan değil. Değil. Ha, sabit dur. Sakın saldırmaya kalkışma. Ömer gözleri hiç oynamıyor bunu. Aa. Abi şuna bak. Lan bunun kafasının yarısı mı yok, bana mı öyle geliyor? Abi zift gibi. Baksana. Allah.
Allahu ekber. Bitti. Abi ışığı yasana, ne yapıyordu o ya öyle? Of. Kafasını çevirip duruyor. Kafanın yarısı yok sanki değil mi? Üstü bak, fark ettim, kafanın üstü yok. Kafanın üst kısmı yok, evet. Çevirip duruyor. Abi acaba ne dedi? Yani bak, yanmak misyon deyince bir şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Evet. Bak aynen o üçüyle bir alakası yok. Yok, onlarla alakası yok. Aynen dediğin doğru yani bak. Evet. Abi o familyayla hiç alakası yok. Ya ben şunu merak ettim. Bu kafasını çevirirken acaba ne demek istedi? Neler söylemek istedi değil mi? Tehdit mi? Abi şu an bende cihaz var bak. Bu cihaz açık ya. Şu gördüğün cihaz yok mu? Tamam. Bak şu ışıkları yanan. Bu cihaz şimdi kayıt yapıyor bak. Kayıt yapıyor. Ben de o kaydın bak 32 tane şey var. Frekans var. 32 frekansı tek tek deniyorum. Hangi? Genelde karışık çıkıyor. Bazen birinde, bazen birinde. Bazen mesela 18. kanalda çıkıyor. Oy şey Allah. Çıkıyor, sesi çıkıyor. Ben değerlerini kısıyorum. Ondan sonra konuşma sesini 100 kat yükseltiyor. Tabii 100 kat yükseltince ses de bozuluyor. Ha, oradan şifreyi çözüyor. Oradan ben sonra şey oluyor bu sefer. Makine bu sefer şey anlaşıyor. Tabii şeye çeviriyor. Tercümesini yapıyor. Yani daha doğru onu yapıyor, ne dediğini o zaman o şekilde altyazıyla görebiliyoruz. Ha, şu an keşke şu an görebilsek, duyabilsek hani ne olduğunu. Öyle bir cihaz yok. Gene bu cihaz 10 numara. Bu cihaz iyi abi. Vallahi 10 numara. Abi şöyle birkaç tane kanal var, yapıyorlar. Adam şey yapıyor, konuşuyor ya, diyor ki bende bir cihaz var, ben konuşuyorum. Ne yapıyorsun diyor, o da diyor iyiyim, sen ne yapıyorsun diyor. Şeyler, üç harfiyle. He, konuşuyor. Şimdi dur abi senin fikrini alayım bak. Nasıl oluyor? Bak karşısında çıktı değil mi? He. Böyle yapıyor. Nereden geldin buraya diyor. O da diyor ki uzaktan geldim. İşte burada kaç kişisin diyor mesela. Hani ben de soru soruyorum ya. O da ona soruyor. Hemen anında duyuyor. Bak çok uzman ya. Çok uzman. Şey var mı? Çay, kahve, mavi bir şey şu var mı? Az kalmış. Az kaldı zaten. Okey oynayacaklar. Çay, kahve içecekler. Çok az kalmış. Yani öyle bir saçmalık var mı abi? Öyle bir makine gördün mü? Ya öyle bir şey olma şansı yok güzel. Ben sana bir olay anlattım ya, ben sana telefondaki olayı. He. Benim çocuk bana gösterdi. Aynı onun gibi. Oturuyor karşısında. Ya bir tanesini daha izledim. Ne yapıyor biliyor musun abi? Bak şu an böyle gelmiş böyle bir yere. Bir de gündüz. İşte diyor ki burada mısın? Bir müzik sesi geliyor. Dınanınınının diye bir ses geliyor. Ya o adamcağızı görse bir kemençe koyardın bana da bir ya, şey. Abi çok kısa böyle. Hiç sorma ya. Saniyenin yarısı kadar bir müzik koyuyor. Neymiş işte cinin sesi geldi. Radyodan duyuyor. Ya radyodan duysaydı bütün herkes duymaz mıydı ya? Böyle bir saçmalık var mı? Ya Allah. Yazıklar olsun. Onlar o zaman yakında kolbası da oynarlar. Oynarlar. Bizim oyunu. Yaparlar. Oynarlar. Ulan arkadaş yok ya. Abi oynarlar. Abi şu aya bak. Hava geliyor. Bak abi. Hava geliyor. Geliyor değil mi? Hava geliyor. Güzel yağacak. Çok ılık hava çünkü çok ılık. Evet. Havaya bakıyoruz. Aşağı arkadaş ışık. Abi kapatayım mı? Işığı kapat istersen bakalım. Kapatayım ya. Bakalım Kenteme nerede? Kentemen'in şu an ne dediğini merak ediyorum. Videoyu izlediğimiz zaman biz de göreceğiz neler söylediğini. Ya Kenteme ya. Ben Türkçesini merak ettim bunu çok. Kenteme. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok farklı bir şey değil mi? Kenteme. Kertenkele ne bileyim abi, ben. Abi ne... Bilmiyorum, ben çok karşılığına baktım, Ebced'e de baktım, öyle bir şey görmedim. Hani Allah. Belki bir anlamı vardır dedim ama. Böyle davetler çok değil mi? Var, böyle davet çok abi. Abi senin sırf senin şeyde 142 tane davet var. Senin bana verdiğin kitapta. O kitapta. Heh, 142 tane davet var. Ama en büyük davet evdeki kitapta değil mi? Abi evdeki o anahtarlı, anahtar da var ya küçük ya. Kitaptaki davet. Allah ne bileyim, kurban olduğum Allah'ım. Ben var ya, aslında ben hem bir en güvenilir hem de en büyük tehlikenin içinde yaşıyormuşum. Ha. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Allahu ekber. Allahu ekber. Ulan bu hastalıktan kurtulamadık. Bir de şu iki günkü olayda. İyi olamadın değil mi? Yok ya. Bir de midem uygulaması girdi. Oo abi gel. Baba. Nerede? Aha. Of abi şuna bak. Bu kabarmış. Yok. Oo fil gibi olmuş. Bak. Aha büyümüş. Kenteme. Kafanın yarısı niye yok? Abi. Ya şunun ağzını ben çok merak ediyorum. Çok.
Ağza bak abi, baba. Bak, bir şey var, içinde bir şey var orada. Abi ağzının içine bak, bak. Bak kıllar var, kıl kıl. Aa, bir şey sarkıyor orada. Oh, pıskırıyor. Bak abi, bak. Bak bir şeyler var, görüyor musun? Bak. Bu, ha kalkıyor ayağa. Ne oluyor? Ha. Uçuyor. Yükseldi abi, bak uzadı. Temteme! Sakin ol. Sana burada bir şeyler anlatır. Hikmet abi. Hikmet abi. Hikmet abi. Ay. Ya bir şey anlatacağım diyorsun. Ay. Yaratık üzerine geliyor, kaçma kaçmıyor. Kusura bakma, ben kaçtım. Ay. Ah. Of. Abi. İyi misin abi? Ha? Ya hiç sakin bir şey olmayacak mı ya? Abi. Ay. Sakin bir davet yok. Ay. Bak gözümden yaş geldi. Ha. İyi misin abi? Ya bu üzerimize gelirken ben pek bir şey anlayamadım ha. Anlamadın değil mi? Sonra da şey yaptım ben. Yalnız sen anlayabildin mi? Abi. Sen, ben sana bir şey diyeceğim, soru soracaktın ya. Olur mu? Hareket etti. Sen anlayamadın onu. Abi ilk böyle yaptığım davetlerde konuşuyordum. Benle konuşuyordu. Şimdi Kemter bu kılavuzsuz olduğu için daha dedim sana bir şey soracağım. Birden koskoca o siyah şey etrafımı kapladı. O bir şey soracağım. Sorusuna mı kafayı acaba? Abi yok. Bu herhalde bizi anlamıyor. Zaten kafayı görmüyor mu? Şey gibi, o çember gibi dönüp dönüp duruyor kafası. Evet. Sen Hikmet abi dediğin zaman ben zaten buraya da vardıydım ben. Evet. Az önce fındık ocağın içine girmiştim. Nasıl girdim ben? Onu bile bilmiyorum. Ömer, bunun bir manası olması lazım kardeşim. Kemptemen. Abi ben bilmiyorum. Hani araştırdım hani da bakmadım. Ben bunu Google'da kafaya takıp çözemiyorsam seni izleyeceğim. Allah bu hiç hepten kafalar karışacak bunlara. Karışacak evet. Karışacak, ben sana söyleyeyim. Abi aslında çözümleme yapmak lazım da. Davetin çözümlemesini. Onu da yapmadım. Biraz uzun sürüyor çünkü zor. Hesaplıyorsun. Çarpıyorsun. Yeni davetlere göre. Bazı davetlerin çözümlemesi var, bazılarınınki yok. Bu da mı şey, hani rastgele yaptın bunu? Bunu da rastgele yaptım he. Karambol yapıyorum abi daha. Ya yapma şu karambol işini, bırakın bari kardeşim ya. Gerçi bu ama bu onlardan değil. Bunların acaba sıralaması var mı? Abi sıralama yok bunda. Bu değişik, bu bendeki kitaptan. Bende bir tane kitap var şimdi. Gizimler kitabı var. Tamam. Bak şey var, başka bir kitap da var. Bu şey kitabı. Var diye bir ara sana gösterdim. Matbu. Matbu havası ilmi yazıyor. Üstünde matbu havası ilmi yazıyor. Hatırlıyorsun değil mi? Koyu yeşil bir kitap. Tamam. Bu onda olan bir kitap. Bak mesela gizimlerden benim yaptığım davetlerin hiçbirinde ben böyle bir şey görmedim. Demek ki insanların, bizim büyüklerin bize anlattığı gizimler şöyle, gizimler böyle. Uzak durun falan. Demek ki o bunların yanında fasafis olmuş gizimler. Evet. Yani ben bunu anlıyorum şimdi. Abi senin bana verdiğin kitap o 142 davet olan çok tehlikeli. Ben bu davette de gerçekten hani böyle bir şey çıkacağını zannetmedim. Evdeki kitaptan, anahtarlı kitaptan tehlikeli mi benim verdiğim kitap? Yok, değildir. Abi senin verdiğin kitap tehlikeli. Evdeki daha tehlikeli. Evdeki de onun anahtarı zaten, o da daha tehlikeli. Onda birkaç tane davet var. O senin hani baktın. Burçlar bölümünün arka kısmında birkaç tane davetli olan yer var ya. Tamam var. Açtığımız, o evde açtığımız yerde. 4-5 tane davet daha var orada. Çok tehlikeli ama. Ömer onu yapmak ne bileyim ben. Abi. Aklıma yatmıyor mu? Sence? Sen biraz çekindin ama değil mi? Ya Ömer sen çekinmedin mi? Şimdi açık konuşalım. Çekindim abi. Çekinmedin mi? Ben de çekindim. Abi şimdi tamam davet yapıyoruz, video çekiyoruz da. Biraz da kendimizi düşünmek lazım değil mi?
o akşam günü gördüm. Ondan önce dayak yedim. Evet, dayak yedim. Ya, yalan yok. Ben şimdi ondan önce de dayak yedim. Ondan önce de mi dayak? Kana yani bir de yanık suratlı bir tane var, yanık surat. Abi sana bir şey söyleyeyim ya. Aslında bir şekilde bunları toplayıp bir yere bağlamak lazım. Ömer, bizim gücümüz yetecek mi? Yeter. Beraber çalışırsak yeter. O zaman biz bu kitapları bir yere mi toplayacağız? Nasıl olacak? Ben davetlerin abi şeyi var bunların. Şimdi her davetin bir sayısı var. O sayılarla şimdi dayımla görüşeyim ben bugün. Bunların hepsini davet olarak, isim olarak yazacağım bunları. Davetini yapacağım. Yaptığımız yerde o şeyi, isimlerini yazdığım kağıdı bağlayacağım onu bir yere. O zaman biz bütün daveti hep aynı yerde yapacağız. Aynı yerde yapacağız ve bağlayacağız hepsini. Peki bağlamada dayının bir fonksiyonu tabii ki olacak. Abi dayım tarif eder. Çünkü o bağlama kaç sefer yaptı. Yani ben de bağlama yapıyorum, daveti çağırdığım zaman bağlama yapıyorum ama... Güzel kardeşim, sen bu dünya davet yaptın, hangi biriyle başa çıkacaksın? Hangi birini bağlayacaksın ki? Ben dese mi, Oleşka'yı mı, öbürünü mü, Hades'e mi, Arçura'yı mı? Bu evdeki en son gördüğümüz o bağlama... O tam bir manyak. O bağlanamaz abi, o bağlanamaz. Manyağın teki o, yok. Allah Allah. Evet. Of. Abi o arkada bir karartı var bak. Domuz falan değil değil mi? Hani? Şurada şurada. Gördün değil mi? Bak ha orada ha, orada. Ha, ha. Bak. Ne ya bu? Bak gitti. Abi bence domuz buraya. He buraya kadar geldi. Bak o tam oradaydı. Aha. Yok ya burada ot yok, çöp yok, domuz. Domuz buraya niye gelsin değil mi? Abi davet açık. Hani ışık elimizde ya, o yüzden uzakta gözükebilir. Bak tamam, senin güzel dediğin dere şurası değil mi? Şurası abi, gel. Tamam. Aha burası. Bak bir dere. Abi bir ara seninle şey yapalım. O evin içindeki yaptığımızda çok büyük bir açıklama istiyorlar. Oturalım. Açıklama videosu yapalım. Yani nasıl bir açıklama yapacağız ki? Abi bana ya sordukları sorular var. Ben anlatacağım. Kanın manasını, işte nasıl bir kokuydu, kokunun manasını her şeyi söyleyeceğim. Kokuya girme, kokuya girme. Mide o koku dediği zaman midem hala hareket ediyor. Halen hareket ediyor. Kokuya girme. İşte bekliyorlar abi, o yüzden. Abi ben kralı burada çağırdım. Bak bu dere. Burayı görmedin daha önce değil mi abi? Yok ben gelmedim ki buralara. Abi işte ben buradaydım, buraya geldim. Bu dereyi çektim. Burada kralın davetini yaptım. Hatta şurada bir yerde kafası kesik bir fare bıraktı. Şurada bir yerde. Allah Allah. Burada bir yerdeydi. Şu ya şuralarda bir yerdeydi. Ölü bir hayvan mı bu? Abi ölü bir hayvan. Hayvanın kafası yok. Hatta çöple çevirdim. O zaman o üçünün. He. Yakını. He. He evet. Ama şöyle bir şey var abi. Kan yoktu ya. Kafası yoktu. Ve kan yoktu. Kenarları kandı, hayvanın derisi. Başka bir tarafında kan yoktu. Yerde kan yoktu. Kayboldu. Top bir şeydi böyle fare. Kelle yok. Kelle. Sanki jilet de kesmişsin abi. Kendisi desen o olmaz, kelle yok diyorsun. Evet, kelle yok. Ya öldürdü, sana o şekilde gösterdi. Sen gördün mü abi? Ben sana bir izletmem lazım o videoyu. Bir izlet, ben yok görmedim onu. Ben. Görmedin mi? Nereden göreceksin ki abi sen? Çünkü YouTube'a bakmıyorsun ki. Abi bir ara sana şey yapalım ya, şöyle bir tablet falan, hani YouTube'a gir. Kendini izle. Çocuğun telefonunu işte, onları kullanıyor. Çocuğun telefonundan izleyebiliyorsun değil mi? Tabii tabii, onda güzel canım. O benden bu sene bir 250 bile fulluk para sallı var. Oo çok tabii, iyi. Tabii. Tamam o zaman kendini izlersin. Bir de sen göre gir. Benim çocuğum kayıtlı o. Kayıtlı mı? Tabii tabii kayıtlı. He sana izletiyor mu? İzletiyor mu? Ya sen bana verdiydi ya. Hani bir eve gittik temizlemeye. Aha. O kanal onu benim çocuk kaydetmiş onu. He. Şimdi bak bunu izledim bak. Tek bir video işte bu evdekini. He. Hani onu izledim. Benim halen şokta olduğum taşları. O taşlar nasıl kırmızı olmuş? Kan değil mi? Abi gözümüz kapalıydı ya. Görmedik biz. Ben videoda görünce ben de şok oldum. Yemin ediyorum kendimi gördüm, kendimden korktum. Korktun değil mi? Vallahi kendimden korktum. Abi çok tehlikeli bir şey yaptık abi biz orada. Ama halen kafamda şu var. Orayı ben hiç dikkat etmedim. Bilmiyorum o tavandaki siyahlık. O siyahlık o sonradan oldu.
Sonradan oldu abi. Sonradan mı oldu? Bak, sonradan oldu. O benim aklıma hiç gelmedi. Hani abi geldi. Ben ilk girdiğim zaman iyi hatırlıyorum. Yukarıda öyle bir siyahlık yoktu. Hatta ilk girdiğim zaman gördüm tertemizdi tavan. Sen o siyahlık ne dedin? Aklıma korku filmi geldi biliyor musun? Bir ara bir filmde öyle gördüm. Gerçeği varmış demek. Böyle gerçekmiş. Demek ki o filmleri çevirenler de belki de gördüler mi rüyalarında? O evet. Ya, ne bileyim işte dünya... Abi senaryolar bilmiyorum boş yere yazılmıyor. Ben, yazılmaz. Ben önceden öyle zannetmiyordum. Ben diyordum ki senaryo yazılıyor. İşte herkes her şeyi bir hayal ediyorlar. Öyle bir şey yok abi. Gerçekten yakına. En gerçeğe yakın olanını şey yapıyorlar. Ya o hala benim gözümün önünden gitmiyor. Hani inan ki tövbe olsun. Orada bile dedim ki he. Bu ben miyim? Korktun değil mi abi? Ya korkmak ne kelime? Oh. O çok kötü oldu ya. Bayağı bir rüzgar var. Rüzgar aşırı. Evet. Hava bozuyor ya. Gece içinde büyük yağmur yağıyor ama. Sağlam bir yağmur yağacak ama. Ya, yağsın Ömer kardeşim. Gar zaten düşmedi. Hani fazla bir gar düşse. Eda. Şey kapatayım. Kapatayım. Abi. Kapatayım mı? Kapat. Belki burada dur. Abi dur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Gel bak. Ne? Gel abi gel yanıma gel. Bak nereye bak. Bak kameraya bak. Biz deminden beri orada dolaştık. Dolaştık mı canım o? Abi tam buradan geliyorduk. Bak. Bak ne yapıyor bak. Ömer bu niye böyle hareket ediyor? Abi bunun gibi ben birkaç sefer daha gördüm. Hani bu şekilde yapıyor sonradan saldırıyor. Abi boynuzlu gibi beraber çabuk. Ha. Oh! Hey! Lan. Wow! Oh! Bu bağırıyor lan. Baba. Aha, sallıyor. Bak abi bak. Bak büyü yapıyor, büyü. Çok çember yapıyor bak. Büyü yapıyor he. Abi ses kaydı var şu an. Var mı? Aha. Hey! Of. Aha. Toprağa mı? Abi kayboldu. Toprağa mı girdi bu? He şu yakışık yakala. Oh. Abi. Daveti kapatalım. Üşüme geldi lan. Ha? Ne oldu abi? Yok üşüme. Üşüme geldi ha? Ha üşüme geldi. Başka bir şey yok ya. Havalardandır ya. Kendimize şey yapmayalım. Abi daveti kapatalım o zaman. Abi ne oldu? Hikmet abi. Ne diyorsun? Kuk. Ne oldu abi? Yok ya. Abi kapatalım abi daveti. Ayağım kramp gibi bir şey girdi hocam da. Kramp mı girdi? Ha ya. Allah Allah. Yerdeydim ya. Ondan mı oldu acaba ya? Abi daveti kapatalım çok tehlikeli oldu. Kapat. Arkadaşlar bugünkü davet buraya kadar. Öyle belli ki çok sıkıntı yaşayacağız. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Anam. Oh.